Agalarım, herkese selamlar. 7 Mart 2024 Perşembe UEFA Avrupa iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadele var. Bana sorarsanız gollü karşılaşmalar olacak. Benim tercihlerimle genellikle gol yönünden, ideallerinden ve yüksek oranlardan bahsedeceğim. Değerlendirecekleri herkese bol şanslar. Sizlerden ricam aynı şekilde beğeni ve yorum destekleridir. Beğeni ve yorum destekleri gelirse hafta sonu videosunu hem birleşik atacağım hem de sizlere bir adet de ideal kombine önermeyi düşünüyorum. Bu hafta videolar erkenden gelecektir. Sizlerden tek isteğim desteklerinizdir. Direkt skor yarışmasıyla başlayalım. Cilose ile Fenerbahçe'nin maçı var bildiğiniz üzere. Temsilcimiz Belçika Deplasman'a gidiyor. Zorlu bir karşılaşma. Maç skoru ne olur diyerekten de sizlere sorduk. Bilen iki arkadaşımızı Telegram gruplarında Mayıs ayı boyunca misafir ettiğimizi söyleyelim. Yorumlara yorum yazmanız, maç skorunu tahmin etmeniz yeterli olacaktır. Her türlü soru görüş öneri gruplara gelmek isteyenler veya iletişim kurmak isteyenler, skor bilenler benimle Instagram üzerinden Kangal Bey hesabından doğrudan iletişim kurabilir. 2 ile tek hesabımız burasıdır. İletişim kurmak isteyen herkes bana buradan doğrudan mesaj atabilir. Direkt önceki raporları boş vererekten dün raporlarla başlatmak istiyorum. Dün video çekmemiştik. Tek adet yüksek mislim vardı dün. Antalya Spor'la Gaziantep'in mücadelesi vardı. Antalya'nın bir yarayı kazanım oranı 1.37 gibi oran vardı. Yasal oranı bu. Ben dedim ki yani güvendiğim tek maç hatta altına da yazdım ki Antalya ilk yarayı kazanmasını bekliyorum. Hatta Antalya öne geçti ilk yarı 1-0 mücadeleyle zaten öyle bitirerekten de tamamladı maçı kazanmış oldu. Zaten 1400 misli önerdim 1.37 gibi orandan. Şunu söyleyeyim. Perşembe pardon çarşamba perşembe Cuma yüksek olmayabilir. Cumartesi pazar ultra yüksek mislerle devam etmeyi düşünüyorum. Maçlar kafamda hazır. Umarım güzel kazançlı bir 4-5 gün şöyle kasaya sağlam koyabileceğimiz 4-5 gün geçe 4-5 gün geçeriz. Dün de almasını bildik. Kuponlara baktığımız zaman da dostlarım sadece kuponlardan ziyade yüksek misli canlısı da oluyor. Dün mesela Alanyaspor Spor maçındaydım. Trabzon atacağı bir gole yüksek misli verdim. 90 artı 6'da mı 90 artı 5 mi ne geldi? o şekilde değerlendirdik. Mesela yüksek bir canlarımız devam ediyor. Dün de iki adet kombin vermiştik. Bir tanesi benim vermiş olduğum günün ideal kombini. Ona baktığımız zaman da Trabzon bir yarıyı kazanır. İkinci yarı beraber bitti. Dönemedi Trabzon. ilk yarıda çok iyiydi aslında. Fakat Trabzon bir yarıyı kazanamadı. Arsenal'ın ilk yarı ikisiyle birlikte kombindi. Çok güzel bir kombindi. İdealimiz başarısı oldu. Avrupa kombini de Arsenal'ın kazanırı. Inter'in de burada İlk yarı çifte şansı, şans olarak da değerlendirdik. Avrupa kombinimiz de gelmiştir. Canlı olarak gruplarımıza izlediğimiz maçlara devam ediyoruz. Hatta yeri geliyor stada bile gidiyoruz. Oradan canlı yapmaya çalışıyoruz. Canlı izledikçe sizlere öneri yapmaya çalışıyoruz. Herkes açık telegram grubu da açıklama yorumlar kısmında mevcut. Buraya da katılarak da ücretsiz bir şekilde ara ara vermiş olduğumuz tahminlerden faydalanabilirsiniz. Hatta dün neler yaptık ondan bahsedeyim. Dün oraya stat canlısı yaptığım zaman dün stat'taydım. Alanya Trabzonspor mücadelesine. İlk yarı 1.5 üst verdik. Trabzon iki tane kaçtı. Gole gel. ikinci gol harbiden şaka gibi bir goldü. İlk yer bir buçuk üst oldu. Tek canlımız burada. Burada bunu içeri aldık. Ondan sonra ağa takıldılar diyerekten de maçın gırgır şamatası tamamen. Trabzon'un golünü verdim hatta. Trabzon ikinci yaratmasını isteyen oran beklesin dedim. Çünkü devre arasında çok oran yoktu. Hatta bir de yüksek orandan verdim ki Trabzon maçın geriye kalanını 2-0 geri düşmüşken geriye kalanını kazanır dedim. Fakat ona olmadan gerçekten Trabzon ikinci yarıda problem yaşadı. Bu gelmedi mesela. Yüksek mislimizde Antalya'nın yarı kazanırdı. Bu şekilde dostlar. Buraya da katılabilirsiniz. 7 adet mücadelemiz var. İdeal ve yüksek orandan başlayalım. Sizlerden isteğimiz beğeni ve yorum desteklerinizi bırakmanızdır. En azından 10-15 saniye arayıp hemen beğeni ve yorum bırakırsanız çok teşekkür ederim. Elleriniz dert görmesin. Karabağ level kuzen başlayalım. Dostlarım zor bir mücadele. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu her iki takım zaten Avrupa grup e, gruplarında beraberlerdi. Aynı grupta oynadılar birlikte. Mutlaka biliyorsunuzdur. Hatta Bayer Leverkusen ilk mücadelede kendi evinde 5 birlik gibi skorla alırken Deplasman'da Karabağ'ı da 1-0 yenmişti. Her iki mücadeleyi de kazanmıştı Bayer Leverkusen. Bu sezon oynanan karşılaşma zaten. Fakat Karabağ gol bulabilir mi? Ben bunun üzerine düşündüm biraz. Şimdi Karabağ Braga maçını falan izlediyseniz ben Braga maçının ikisinde 90 dakika izledim. Bireysel yetenek olarak çok çalım atıyor Aga takım. Yani ve çalımlarında yüzde kaç bilmiyorum. İstatistik olarak konuşmuyorum. Tamamen gördüğümü söylüyorum. Başarı yüzdesinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani takım çalım olarak bireysel yetenek olarak gayet iyi. Leverkusen tabii ki burada ilk mücadele. Baskı da kuracaktır mutlaka. Leverkusen bu kadar galibiyetler seri bir rehavet olabilir. Burada Karabağ gol atabilir diye düşünüyorum ben. Ama öncelikli olarak mücadele 3-0 var mı? Var. Ondan kaynaklı ideal olarak 2.5 üstünü aldım zaten. Mücadele genelinde 2.5 üst beklediğimi söyleyeyim zaten. Onun dışında dedim ya, ya Karabağ tarafından da ben bir gol bekliyorum o yüzden. Karabağ 1-2 skor olabilir burada. Hem var hem üst olursa zaten üstün oranı 1.50. Burada Karabağ'ın tek golünü de 1.60 vermişler. Fakat ben yüksek orandan değerlendirmek istiyorum. Var ve üst yaparsanız da 2-0-6 gibi oranlarla değerlendirme yaparsanız. Roma ile Brighton mücadelesi. Roma'nın başına De Rossi geldiğinden kaynaklı. Yani Mourinho varken bu oyunu oynayamadılar açıkçası. De Rossi ile birlikte biraz daha pozitif futbol oynayaraktan da güzel seriler, galibiyetler takımına havası adeta değişti. Avrupa'da zaten buraya gelirken Feyenoord'u elediler. Brighton'la oynayacaklar. Brighton'da hafta sonundaki mücadelesini yine 90 dakika izledim. Fulham mücadelesiydi. 3-0 mı ne bitti sanırım. 90'da hatta Traore'de. Oradan 2.5 üst vermiştik canlıdan gelmişti. Fakat var bekliyorduk ayrıca. ideal kombinimizde vardı. Var'ı gelmedi. İkinci ara iki tane kaçan Ferguson olması lazım. İki tane çok net kaçırdı. İptal olan bir golü vardı. Avrupa'da devam etmek isteyecektir Brighton. Ama Mitoma yok. kim kimdi o? Bir tane daha forvetleri yok ya. Ha, Joao Pedro yok. Takımın golcülerinden bir tanesi ileri hatta olmayınca biraz sıkıntı yaşıyor. Ama ben karşılıklı gelecek golleri bekliyorum. Mücadeleyi başka bir tercih yapmadım. Tek bir tercihim burada. Karşılıklı gelecek gollerdir. KG var bekledim maçlardan bir tanesi. Şimdi gelelim baba gibi maça. Yaz imza geliyor. Kangal imzası. Şimdi Aga anlatıyorum. Hazır mıyız? Şimdi Liverpool Aga bu maçta rotasyon yapar mı? Bak Liverpool'a ne açmışlar? 1.62 küsur onu açmışlar. Abi sen Liverpool'sun. Tamam mı? Yani oran yüksek. Neden yüksek? Atlama. Liverpool'un sıradaki maçı kimdi abi? Bak aga kimdeymiş? Ayın onunda Liverpool Manchester City. Enfield'da mücadelesi var. Liverpool'un bu maç umurunda olur mu abi? De ki Liverpool'un bu maç umurunda olur mu? Umurunda olmaz. Yani bazı oyuncular sakatlatabilir bilerek oynatmayabilir. Rotasyona gidebilir. Çünkü biliyor ki bu maçın ikinci ayağı da İngiltere'de oynanacak. İngiltere'de geçelim. Ben burada çok fazla yani mağlup olursam bile 1-0 yenileyim anladın mı? Ama çok fazla önemsemeyeceğini düşünüyorum ben Liverpool'un. Çünkü çok önemli Manchester ile bir mücadelesi var. Ayrıca ayrıca kulübün son senesi olduğunu biliyoruz. O yüzden Premier Lig ayrıca önemli. Ve bu maçtan sonra 3 gün sonra Manchester ile kendi evinde maç var. Abi Liverpool'a Gol atabilir mi? Atabilir Aga. Onda problem değil. Gol atabilir mi? Liverpool zaten atma. Beklenen zaten iki golü var Liverpool'un anladın mı? Ama ben diyorum ki Prag tarafı burada sürpriz yapabilir mi abi? Bak Aga. Avrupa'da oynayan, yaşayan hiç fark etmez. Burada Prag'ın bir golünü değerlendirebilir. Ben Prag tarafından bir gol bekliyorum zaten. Fakat yani oran yok. 1-22 su Türkiye için anladın mı? O yüzden biz burada Liverpool tarafından da bekleyeceğiz zaten. İdeal iddia da biliyor zaten. Sparta Prang gol gücü gol atma ihtimali burada yüksek. İdealden değerlendirebilir. Ben diyorum ki şimdi var aldık zaten. Biraz da yüksek oran deneyeceğim ve gelmesini de bekliyorum. Diğer seçeneğinde bulunan Sparta Prang bir yarıyı kazanır oranı 2.07. Gelme ihtimalini görüyorum aga. İlk yarıda gelebilir, ikinci yarıda gelebilir. Bilmiyorum. İlk yarı veya ikinci yarıyı kazanma ihtimali var. İdeal KG vardır bence. Tek alabilen Sparta Prang golünü alsın. Ben diyorum ki Sparta Prag da bir yarıyı kazanırsa 2.07 oran abi. İmza. Kolay kolay imza vermem. Cilose ile Fenerbahçe mücadelesi. Bu maçın maç sizlere sorduk. Ne olur diyerekten bilen iki arkadaşımızı gruplarımızdan misafir edeceğiz. Mayıs ayı boyunca. Dostlarım şimdi yani ben şunu okudum. Tahmincinin nerede biri Maç bir İsmail Kartal rotasyon yapar falan demiş de. Yani Fenerbahçe'nin rotasyon yapacak şey yok anladım ligi zaten önemsiyor. Fakat takımın Avrupa'da da bir başarısı yok. Yani çift kurularda gidebildiği yere kadar gidecek. Ben Fenerbahçe tarafından kesinlikle bir rotasyon beklemiyorum. Çünkü rotasyona gidecek bir rakip değil. Rotasyona giderse zaten mağlubiyet yaz direkt. Yani zaten maçın favorisi. Bir de rotasyon gelirse Fenerbahçe'den direkt mağlubiyet yazarım ben. Çünkü Cilose yani çok tempolu oynayan bir takım. Bizim takımları biliyorsunuz. Yani bu tip takımlara karşı Galatasaray'ı gördük çok iyi oynayamadı. Çok tempolu takımlara karşı. Yani Süper Lig'le Avrupa farklı. O yüzden yani Fenerbahçe'de bir rotasyon beklemiyorum. Fenerbahçe'nin bu arada gol atmasını bekliyorum. Burada karşılık golleri bekliyorum. İdealden. Biz bence burada mağlubiyet alsak da turu geçersek Kadıköy'de geçeriz bu arada. Net bir şekilde onu söyleyeyim. O yüzden Cillose mücadelesinde ben şöyle de beklentim var. Fenerbahçe'den gol bekliyorum zaten. 2-1 ayarında bir Cilios'a galibiyeti gelme ihtimali var. Benim skorum o yönde. Yüksek oranlarında 2.5 üstünde bir değerlendirelim. Onun da oranı arkadaşlar 3-16 gibi bir oran. 2-1 ayarında bir Cilios'a galibiyeti gelir. Biz turu geçersek bence Kadıköy'de geçeriz gibi geliyor bana. O yüzden tercihlerim bu yönde. Siz de kendi skorlarınızı tercihlerinizi yoruma yazabilirsiniz bu maç hakkında. Benfica ile Rangers mücadelesi. Abi son Benfica izledikten sonra ben bu maçı girmek kararlı değildim. Yani girme taraftarı değildim onu söyleyeyim. Benfica son mücadelesinde Porto'dan kaç yedi? 5 yedi. Toulouse mücadelesi vardı. 2 penaltı affedersiniz göt zoruyla 2 birlik galibiyet. Yüksek mislimiz vardı 90'da gelen penaltı. Çok sevindik. Yani güzel de kazandık o maçtan. Fakat burada alıp da ideal kombinlere girmem. Çünkü Benfica'da bir düşüş olduğunu düşünüyorum. Yani gözlemlerim o yönde. Kadrosu da kaliteli. Oyuncular kaliteli. Dimaria zaten hala şov yapıyor. Orkun'u, Rafa Silva'sı, Joao Pedro'su kadro çok kaliteli. Rangers'la oynayacaklar. Renci Rangers savuyuyor. İyi gidiyor. Yani ben normalde şunu söyleyeyim. İdealden Benfica'nın atacağı iki golü değerlendirecektim ama biraz uzak durulması gereken bir maç olarak görüyorum. Alırsam da tek tercih söyleyeyim arkadaşlar. Başka bir tercih almadım. Risklidir ama patlarsa buradan belki kazanma ihtimalimiz var diye düşünüyorum. 3.5 6 aldım. Tercihi öyle yazdım. İdeal kombinlere koyar mıyım bilmiyorum ama Benfica'nın son şu hücum durumu ya son form durumundan kaynaklı Rangers'ına burada yani saldırı olur, saldırmayacaktır mutlaka. O yüzden mücadele 3.5 altında bitebilir. Tek idealimdir. Milan'la Slavia karşılaşması. Şimdi maç zaten Milan'ın kendi evinde. Milan'ın zaten ligle bir işi kaldı mı aga? Yani Inter'in Inter in karşısında kimse duramayacak. O kesin. Milan son mücadelesinde Lazio maçını izlemiştik. Katılayan vardır. İmza maçında aynı şekilde. Çok güzel kazandık. Olaylı maçtı fakat kazanmasını bildik. Tekrardan ligde bir müca mücadele oynadı. Pardon. Son mücadelesini kimle oynadı ya? Lazio oynadı değil mi? Doğru hatırlıyoruz. Ortada karışmasın kafa yandı. Ben Milan'ın burada kendi evinde i̇ki gol atmasını bekliyorum. Taraftar öne Avrupa önemli, önemsiyor zaten. İlk mücadele kendi evinde Silvanya Pıra bence iki gol bulacaktır. E, Tio Hernandez'in formunda bir düşüklü var. Ya, yani sanırım takımla ilgili değil de e, okuduğum medya haberlerine göre de özel hayatındaki problemlerden kaynaklı Tio'nun bir düşüşü var. Ama şunu da söylemek istiyorum. E, Lazio maçında Milan'ı beğenmedim. Ciddi manada beğenmedim. Yani Lazio zaten rotasyonluydu. Milan'ı beğenmediğimi söyleyeyim. Ama burada önemsediği zaten Rene 3 tane attı kendi evinde. Yine burada da 2 tane gol atma ihtimali yüksek. Ha, oranı biraz daha yükseltebiliriz. Sistem alabiliriz diyorsanız da 2.5 üstünde 1 olaraktan da bunun da oranı 1.94. Değerlendirecekler de bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Marsilla ile Villarreal karşılaşması. Bu maçı da şöyle değerlendirdim. Tek bir tercihim var. Marsilla çok iyi reaksiyon verebilen bir takım. Bu arada Villarreal'i e de iyi değerlendiriyorum. Yani son iki mücadelesini değerlendirdim. Kazandık aynı şekilde. Marsilya reaksiyon verebi, vere, verebilen bir takım. İlk yarıyı iyi, iyi oynayabilen bir takım. Reaksiyonda burada gol bile cevap verebilen bir takım. O yüzden diğer seçeneğinde bulunan Marsilya bir yarıyı kazanır. Evet seçeneğini değerlendirdim. Ben Marsilya'nın burada bir yarıyı kazanmasını avantajı kendi evinde de almasını bekliyorum zaten. Marsilya yarı kazanır. Değerlendireceklere bol şanslar. Toplamda 7 adet mücadelem vardı. İdeal ve yüksek oranlardan bahsetmeye çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.